Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel hardal rengi bir ipimiz var. Şöyle kalın bir ip, onunla başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Aslında bu ipi 4-4,5 numarayla daha güzel olur. Ama kamera altında ben onları kullanamadığım için şöyle küçük olduğu için bu şişi kullanıyorum. Onu da belirteyim size. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız yorum yapmayı, beğeni yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte şimdi başlayalım. İpimizi kenara alalım şöyle. Bu model için ben şöyle ufak bir lastik çalışması yaptım. Bir ters bir düz olarak çalıştım. Bu modele 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Şöyle göstereyim. 2, 2, 2, 2, 2, 2 artı 1. Ben şöyle az bir ilmek aldım. Onunla şimdi başlayalım. Bu modelimiz güzel, kabarık, pufuduk bir model. İstediğiniz örgüde uyarlayabilirsiniz. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin birinci sırası ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Yani şöyle düz olarak 4 sıra örmemiz gerekiyor. Daha sonra bir işlem yapacağız modelimizde. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Ön yüzünde 1 sıra düz ördüm. Birinci sıramız. İkinci sıra ters örüyorum. Arka yüzünde bütün ilmeklerimiz ters olarak örüyoruz. Az bir ilmek sayısı olduğu için hep birlikte örelim yani. Videoyu kesmek istemedim. Evet, modelimizin 3. sırası ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Ön yüzünde 3. sırada tamamen düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Şöyle netleştirelim. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelin 4. sırası ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bütün sırayı ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Dördüncü sırayı da ördüm. Şimdi modelin 5. sırası ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Bakın bir tane düz ördüm. Bir sonraki ilmeği şişimden çıkarttım. Şu şekilde göstereyim. Sökeceğiz. 1 2 3 4 sıra söktüm bakın. Şurada 4 tane ipimiz olacak. 1, 2, 3, 4 tane ipimiz var. Tekrar şişimi alıyorum. Bak söktüğüm ilmeği aşağıdan şişimi aldım. Şu şekilde geçirdim ve düz olarak ördüm. Söktüğüm iplerde hepsini bir alarak şöyle arkadan da göstereyim. Hepsini bir aldım ve düz ördüm. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Bir sonrakinde yine aynı işlemi şişimden çıkarttım. Bir kez söktüm. Bir kez daha. 3 ve 4.'yü de söktüm. Bakın burada 4 tane ipim var. Tekrar şişimi aldım bu şekilde. Hepsini bir toplayarak şöyle bir
düz ördüm. Sıradakini düz ördüm ilmeği. Bir sonrakinde yine aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 kez söktüm. Şişimi aldım. Şöyle geçireyim rahat örmek için. Ve hepsini bir toplayarak düz ördüm. Sıradakini düz ördüm ilmeği. Şu anda modelimiz hiçbir şey göstermiyor. İlerledikçe belli olacak arkadaşlar. Bir tane düz ördüm. Bir sonrakini yine aynı sökme işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 kez söktüm. Tekrar şişime aldım aynı ilmeği. O söktüğüm iplerle beraber toplayarak ördüm. Hepsini aldığımıza emin olalım. Şöyle bakalım. Hepsini şişimize almışız arkadaşlar. Sıradakini düz ördüm. Son kez bunu da yine sökme işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. de söktüm. Tekrar şişime aldım. Bu şekilde ve düz ördüm. Sıradakini de ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin 5. sırasında bu işlemi yaptık ön yüzünde. Şimdi modelin arka yüzünde ve 6. sırasındayız. Son sıramız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi model ilerledikçe gösterecek kendini. Kenar ilmeğimi de ördüm. Model birinci kez bir kez kurmuş olduk. Şimdi ikinci kuruluma başlarken kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine 4 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olmak şartıyla 4 sırayı öreceğiz. Evet. Bir sırayı yaptım. Kenar ilmeğini de ördüm. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. İkinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün sırayı ters yapıyoruz. İkinci sıra ve arka yüzündeyiz. Daha detaylı göstermek istiyorum. Yeni başlayan arkadaşlar da daha net anlaşılır olsun diye. Takıldığınız yerden sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu da tekrar baştan izleyerek takıldığınız yeri de görebilirsiniz. Model oldukça kolay. Sadece sökme işlemi yapılıyor ve tekrar şişimizi alarak örüyoruz. Modelin 3. sırası ve ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz ön yüzünde. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın şöyle 3 sıra oldu düzümüz. Bir sıra daha öreceğiz. 4 sıradan sonra şu işlemi tekrarlayacağız. Modelin arka yüzünde ve 4. sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu küçük şişlerle daha rahat yapabiliyorum arkadaşlar kamera altında. Çorap şişi kullanıyorum o yüzden. Şiş ne kadar kısa şiş de alsam yine de kamera altında yere değerek ses yapıyor. O yüzden kullanıyorum.
kullanmayı çok tercih etmiyorum onları. Şimdi modeli ikinci kez tekrar şu topları yapacağız. 4 sıra düz ördük. Bakın 4 sıra düz ördük. 5. sıra ve ön yüzündeyiz modelimizin. Modeli kaydıracağız şimdi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk model kurarken bir tane düz örmüştüm. Şimdi iki tane öreceğim. 2 düz ördüm. Kenar ilmekten sonra 2 tane düz ördüm. Sıradaki ilmeği şişimden çıkarttım. Sökme işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 kez söktüm. Tekrar şişimi aldım. Bütün o söktüğüm iplerle beraber hepsini düz olarak ördüm. Şöyle. Bir tane düz ördüm. Sıradakini yine şişimden çıkarttım. 1, 2, 3 ve 4. 4 kez söktüm. Tekrar şişimi aldım ilmeğime. Şöyle arkadan da hepsini bir alarak düz ördüm. Bakın bir önceki sırada şurayı sökmüştük. Bunu kaydırınca bir sonrakini söktük diğer sırada. Onun için ben ilk yaptığımızda bir ilmek örmüştüm. Kenar ilmekten sonra ikinci model kurulumunda iki tane düz örerek başladık. Bir tane düz ördüm. Sıradakini yine sökme işlemi yapıyoruz. 3, 4'üncüyü de söktüm. Tekrar şişimi aldım. Söktüğüm ilmeği ve söktüğüm bütün katlarıyla beraber düz ördüm. Bir tane düz ördüm. Sıradaki ilmeği yine sökme işlemi yapıyoruz. 2, 3, 4. İlmeğimi tekrar şişime aldım ve düz ördüm. Şu şekilde. Kenarda yine iki tane düzümüz var. Ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelin 5. sırası ve ön yüzünde işlemimizi yapmış olduk. Şimdi arka yüzünde yine ne yapıyorduk? Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi ikinci kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın model hafiften kendini göstermeye başladı. Şöyle pufuduk pufuduk şöyle kabarıklıklarımız var. Ama ilerlemiş halinde daha güzel görünecek. Ben bir büyük parça yapmıştım. Onu şimdi size göstereceğim. İkinci kez kurduk. Şimdi araya 4 sıra düz yapıyorduk. Bir önce de yaptığımız gibi. 4 sıra düz ördükten sonra ilk kurulumda yaptığımız gibi. Kenar ilmeğini örüyoruz. Daha sonra bir ilmek. Daha sonra şu 3. ilmeğe geldiğimizde sökme işlemi yapıyoruz. Modeli tekrar sağa doğru kaydıracağız. Sola kaydırmıştık. Şimdi sağa kaydıracağız. Ben şöyle diğer model şeyi göstereyim, büyük yaptığım parçayı. Bakın arkadaşlar ilerlemiş halinde daha gösterişli model. Şu beraber yaptığımız. Onu kenara alayım. Bu da benim daha önce yaptığım. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bunu 4 numarayla ördüm. Şişim 4 numara. İpim kalın olduğu için 4-4,5 götürür. Şöyle bir lastik üzerine başladım. Siz istediğiniz lastiğe yapabilirsiniz. Ama şöyle modellerde düz düz ilmekler göründüğü için bu lastiğe de çok uyum sağladı. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle her açıdan göstereyim. Kabarık kabarık güzel pufuduk bir model. Bunu bordür olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle 3 veya 4 sıra örgünün
Şöyle lastikten sonra bebek örgülerinde özellikle. Yani tamamını böyle yapmayabilirsiniz. 3-4 sıra şu pufuduklardan şöyle yapıp bordür olarak gayet güzel olur. Bence yani yine sizin zevkinize kalmış. Size bir fikir olsun. Şöyle yere bırakalım. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar, bugünkü çalışmamız. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.